Arkadaşlar şimdi Emit Turizm Fuarı 2019 için İstanbul'dayım. Bakalım nelerle karşılaşacağım. Alanya, Antalya'dan sonra İstanbul bayağı bir soğuk ve kalabalık. Acayip bir insan yığını ve beton yığını var. Burası şu anda Beylikdüzü Fuar Merkezi. Bu Beylikdüzü'nde yapılan fuar dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında olduğu söyleniyor. Buraya ulaşımda İstanbul bayağı büyük tabi. Metrobüsle son durakta Beylikdüzü'nde indiğiniz zaman buraya ulaşmış olacaksınız. Bakalım şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Nelerle karşılaşacağız? Güzel görüntüler olacak. Antalya ve Alanya standları dışında size diğer standlarda da gezdireceğim. Selfie çubuğumu da aldım tabi bu sefer. Fuar girişiyle ilgili şöyle bir ayrıntı var. Normalde fuar kapıya geldiğiniz zaman ücretli oluyor. Bir miktar bir ücret ödüyorsunuz. Ama ücret ödemek istemezseniz de çok pratik bir yöntem var bunun. İnternet üzerinden fuarın kurumsal web sitesine giriş yaptığınızda oradan ücretsiz bir başvuru giriş formu var. Onu dolduruyorsunuz ve bir çıktı alıyorsunuz. Girişiniz ücretsiz hale gelmiş oluyor. Çok pratik yani, gereksiz yere para ödemeye gerek yok. Ben de şimdi basın akreditasyon birimini gördüm şimdi. Nerede? Şurada. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Ben de akreditasyonumu yapıp içeriye gireceğim. İçeride bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız. Başarılı bir organizasyona daha imza atacağımıza inancımız tam. 2017'de kişibaşı gelir 681 dolar olmuştu. 2018'de bu rakam 647 dolar olarak gerçekleşti. Pazarlarımızdan temsilcilerin bulunduğu bu fuarda Alanya'mızı bir kez daha tanıtmaktan dolayı mutluyuz. Geçen yıl neredeyse 60 bine yakın ziyaretçi sayısı var. Bu sene de hedef kitle onun çok çok üstüne çıkmak. Merhaba. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Oo, kanala sahip çıktı. Ne? Şu anda bu yıl 23.sü gerçekleştirilen Emit Fuarı'ndayız. Türkiye'nin birinci en büyük fuarı. Biz de Alanya'nın basın mensupları olarak bu fuara katılım sağladık ve Alanya'mızı tanıtıyoruz. Şu anda fuardaki diğer standları geziyoruz. Evet. Nasıl standlar, yabancı ülke standlarını gezdin galiba az önce? Evet. Yabancı ülkenin standları gezdik. Ülke sayılarında düşüş var, onu fark ettik. Daha çok farklı ülkeler katılıyordu daha önceki yıllarda. Sebebini şu anda bilemiyoruz tabii ki. Ama elbette ki vardı nedeni. Ama çok eğlendik. Özellikle Japonya standında origami sanatını öğrendik. Onların giydiği kıyafetleri gördük. Fotoğraflar çekindik. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Standda bazı şeyleri deneyimlemek çok eğlenceli oluyormuş, onu gördük. Evet, şu anda Bodrum standındayız. Mavi beyaz bir Bodrum standıyla karşılaştık. Hani rakılar, balıklar nerede Bodrum deyince?
Yok. Lafı, balık yok ama herkes keyfine göre içiyorlar. Yanımızda da Alanya basında Yasin Bey var. O da düşüncelerini aktarıyor. Merhaba. Nasıl buldunuz fuarı, nasıl geçiyor? Fuar, İlk gün galiba. Evet, bugün fuarın ilk günüydü. 23. kez Emet kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türklerin ilgisi oldukça yoğun ancak Avrupa başta olmak üzere hemen hemen geçmiş yıllarda fuara katılan hiçbir ülke bu sene neredeyse yer almamışlar. Özellikle Alanya'yı en çok tercih eden ülkeler arasında yer alan Almanya'nın, Finlandiya'nın, her ne kadar Alanya özelinde olmasa da geçmiş yıllarda katıldığını bildiğimiz Yunanistan olsun, bu gibi ülkeler bu sene yoklar. Bu bizi üzdü açıkçası. Turizmciler, gazeteciler, bu ülkeden ekmekleyen insanlar olarak. Ama Türk otellerinin ilgisi büyük. 1000'den fazla turistin yerli yabancı katıldığı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Önümüzde daha 3 gün var. Bugünü atlattık, iyiydi. Teşekkürler.